Daha da artar. Arkadaşlar gelirler zannediyorum. Hı. Öncelikle herkese merhaba. Bugün korona günlerinde girişimci sohbetlerimizin üçüncüsünü yapıyoruz. Ve bizim en kıymetli ofislerimizden Kristal Türkiye'nin tek ofisin broker'ı sevgili Murat Vatansever'le beraberiz. Hem onu tanıyacağız, hem hikayesini dinleyeceğiz, hem samimi bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ramazan'da iftara bu kadar az zaman kalmışken bana vakit ayırdığın için, davetimi kabul ettiğin için öncelikle teşekkür ederim Murat Vatansever. Ben de Sen diye teşekkür hitap ederim. edeceğim. Lütfen sen de bana sen diye hitap et. Daha samimi bir sohbet olsun. Evet, Peki. başlayalım üstadım. Murat Vatansever kimdir? Murat Vatansever kimdir? 1975 Bursa doğumluyum. Ailem Kosova göçmeni. Buradan bir avantajım var. Lisanı biliyorum. Oh, süper. Evet. Ondan sonraki süreçte de lise hayatımdan sonra da profesyonel çalışma hayatına döndüm. Evlendim. Dünyalar güzeli iki kızım var. Evet, biz de tanıştık. Gerçekten çok güzeller. Allah torunlarını görmeyi nasip etsin onlarla Amin. birlikte. Amin. Amin inşallah. Bundan sonra da böyle iş hayatını devam ediyorum. Murat Vatansever bu. Evet. Biz seni çok iyi tanıyoruz ama hem tanımayanlar için tekrar böyle özetle geçecekmişim gibi olacak ama iş hayatında çocukluk döneminde başladığını biliyorum. Çünkü senin baban da gerçek bir girişimci. Kendisiyle tanışma fırsatı da bulduk. Çok büyük bir üstat. Çok kıymetli sohbeti var. Bize ondan bahseder misin? Hangi döneminde ilk iş hayatına atıldın? Nasıl başladı Ben senin aslında hikayen? biraz erken başladım iş hayatına. Sizin de söylediğiniz gibi girişimci bir ailenin bireyi olduğum için babam konfeksiyon imalatı şirketi vardı. Şeydi, Bursa'da tanınan bilinen, hatta Bursa'da demeyeyim Türkiye tanınan bilinen, o dönemde de 4 ülkeye ihracat yapan bir şirketti. Ben ilkokul dönemlerimde çalışma hayatıma başladım. Çalışma tecrübelerimi kazanmaya başladım diyebilirim. Konfeksiyon imalatı yaptığımız dönemde imalata giriyordum. Oradaki çalışanlara yardımcı olmaya çalışıyordum. Arkadaşlarım dışarıda oyunu oynarken benim artık oyunum olmaya başlamıştı. Keyif alıyordum. İyi ki yapmışım. Bunlar hep babamın destekleriyle oldu tabii. Babamın yönlendirmeleriyle oldu. Şimdi o deneyimleri o zaman almaya başladım. Keyif almaya başladım. Şu anda keyfini sürüyorum Bir herhalde. de ben parantez açacağım. Babam birçok konuda girdiği girişimlerde hep ilkleri gerçekleştirmiş biri. Yani biz hikayelerini dinlediğimiz için çok iyi biliyorum. Değil mi? Birçok ilke imza atmış bir Evet. girişimci. Konfeksiyon imalatına başladığımda babam Bursa'da ya da Türkiye'de terziciliğin önde olan daha kıymetli olduğu bir dönemde konfeksiyon ikinci planda olan bir işti. Bursa'da ilk bu işi yapan kişi zaten. Öğrenimini Belçika'da güzel sanatlar mezunu kendisi, yani konfeksiyon işinin eğitimini alarak geldi bu ülkemizde, bu hizmeti vermeye başladı. Hatta şöyle bir anım oldu. Bir arkadaşımın konfeksiyon hazır giyim satış mağazası, perakende satış mağazasının açılışı vardı. Orada bulunmuştum. Konfeksiyon işi yapan arkadaşlar da vardı orada, abiler de vardı öyle diyeyim. Bir tanesi dedi ki, ben Bursa'da konfeksiyon işini ilk yapanlardanım dedi. Sonra ben tanımıyorum tabii kim olduğunu da, dedim Allah Allah, babam da bana ilk diyor, o da ilktir. Sonra dedim o zaman ilklerden sen eskisiniz, o zaman UGS giyim sanayini Osman Vatansever'i tanıyorsunuz. Tanımam ya Osman abi dedi, çok iyi tanırım bilirim. Ya dedim, sektöre kim girdi daha önce? Siz mi girdiniz? O mu? Baba. Ya Osman abi benden biraz önce girdi. Güzel. Dedim
dedim Sert iyi o kayaya zaman. çarpmış, sert kayaya çarpmış. Şimdi Evet. iki erkek kardeşsiniz değil mi Murat? Evet. Hı. Şimdi İki erkek, yok, dört kardeşiz. İki erkek, iki kız, öyle diyeyim. evet, işte Erkek ikiniz de olarak zaten iki, evet. girişimcisiniz. Evet. Aynen. İkimiz de Böyle bir babanın girişimciyiz. evladı olunca hem mentorun, hem liderin, hem öğretmenin, hem baban, seni Kesinlikle. bugüne taşıyan, en büyük imzasını atan kişi Osman amca. Kesinlikle. Çocukluk hayatında iş hayatına başladın. Çalışma hayatın yani profesyonelleşme süreci ne de dinlemek isterim. Yani daha çok bildiğim kadarıyla aile şirketi üzerindeydi. Sonra Evet. Evet. 92'li, 93, 91'li yıllarda başladı aslında. Yine ilklerden olan Kapalı Çarşı'da finans sektörü hizmetine başladık. Finans sektörü, borsa ve döviz işi yapmaya başladık. Ben 93 yılında profesyonel olarak kendim yönetmeye başladım. Döviz bürosunun işini ben yürütüyordum. Borsa bölümünü de babam yürütüyordu. Çarşıdaydı iki işimiz de. O dönemde 93 yılında ilk döviz bürosu yetkileri verilmeye başladı. Yetki aldıktan sonra süreci ben yürütmeye başladım. Fakat borsa işi de bir taraftan gitgide büyümeye başladı. Çarşıdaki yerimiz aşağı yukarı 20 metrekarelik bir yerde, ufak dar bir alanda. İlk başladığımızda dar değildi aslında, o 20 metrekare büyük geliyordu. Ama İş zamanla büyüdükçe. iş büyüdükçe ufak gelmeye başladı. Sonra Cumhuriyet Caddesi'nde daha büyük bir 200-250 metrekare büyüklüğünde bir yere geçtik. Oraya geçtikten sonra da biraz daha profesyonelce, biraz daha kadro genişledi. Oraya geçmem gerekti. Kardeşim döviz bürosunda devam etti. Ben borsa bölümüne geçtim. 2007'li 2008'li yıllara kadar finans sektöründe kaldım. O yıllarda da finans sektörüne veda ettik. 17 yaşında ilk yönetimi ele almışsın. Aile şirketi de olsa Evet, benim hesaplarıma 17 göre. olsun. Yüzü parlıyormuş. Şöyle biraz döneyim. Daha mı iyi? Bilmiyorum. Yine hala Güneş parlıyor. batıyor. Yapacak bir şey yok o zaman. Güneş batıyor çünkü. Bu taraftan yansıyor. Perdeler kapalı oysa ki. Neyse. Aile şirketiyle alakalı olarak süreçleri hep paylaşarak gitmişsiniz ve döviz sektöründe de hep B planlı gitmişsin. Yani konfeksiyonu bitirmeden döviz finans sektörüne, finansı bitirmeden bir sektör daha var. Var. Evet. Oradaki ihtiyaç neydi? Hani nasıl bir öngörüyle bu hamleleri attın? Evet. Şöyle, aslında 2008 yılında finans sektörüne veda ettiğimde diğer işim hazırdı. Diğer işime de 2004 yılında başladım. Oturtturduk, devam ettirdik. Şöyle, finans sektörünün hani borsa tarafında zamanla gelirlerin düşeceğini gördük, tahmin etmeye başladık. Çünkü bankalar daha fazla hizmet vermeye başladılar. Daha fazla önemsemeye başladılar borsa tarafını. Bankaların da maliyetleri düşük. Bizim en az bir 5-6 personel bulundurmamız gerekiyor bu işi yürütebilmemiz için. Bizim de maliyetlerimizi yükseltiyordu ama banka bunu, bu kadar personel bulundurmasına gerek yok. İşte veznedarı zaten var, muhasebecisi zaten var, işte hizmetlisi zaten var. Yalnızca orada bir müşteri temsilcisi koyması yeterli oluyordu. Biz bir de merkeze bağlıydık. İstanbul'da merkezimiz vardı. Gelirleri de onunla paylaşıyorduk. Ama bankaların böyle bir problemi yoktu. Gitgide gelirlerin daralacağını görüyorduk. Bu piyasadan da çekilmemiz gerektiğini anladık. Vakitlice çekildik. Para kazanıyorken bıraktık. Döviz işini de para kazanıyorken bıraktık. Biz döviz işini bıraktığımızda Kapalı Çarşı'da aşağı yukarı 23 tane döviz bürosu vardı. O ilk Şu an, bilmenize rağmen evet. evet. Şu anda da sanırım 3, Kapalı Çarşı'da 3 döviz bürosu var. Ya 2 ya 3 döviz bürosu var. O zaman biz döviz bürosunu bir değer karşılığında sattık.
Tabii bir sürü esnaf arkadaşımız niye sattınız, döviz bürosu satılır mı diye yorumlar yaptılar. Ama biz bunu gördük, taşımayacağını anladık Bursa'nın, bu kadar fazla döviz bürosunun taşımayacağını anladık. Zamanla onlar da anladılar. Bir süre sonra artık satacak kimseyi, devredecek kimseyi bulamadılar. Onlar da hiçbir bedel karşılığı, hiçbir bedel almadan kapatmak durumunda kaldılar. Evet, öngörü önemli burada. İleriye dönük adımlar hepsinde vardı. Aynen. Bu anlamda zaten ön sezilerin de çok kuvvetli. Biz buna şahidiz. Zaten geçmiş deneyimlerin de bunları kanıtlıyor. Şimdi daha iyi herhalde. Ben böyle devam edeyim. Evet, devam edelim. Hayatında hep B planın var senin. Yani aynı anda birkaç iş kalemiyle beraber ilgileniyorsun. Sana tek bir iş yetmiyor. Hani bunun sebebi ne? Aslında tek bir iş yetmiyor diyebilir miyiz bilmiyorum. Herhalde ticareti seviyorum. Ben bu sektöre girdiğimde de, bu arada ne kadar oldu? 2 yıl kadar oldu gayrimenkul sektörüne girdim. Ben bu sektöre girerken aslında diğer sektörü bu kadar boşlayacağımı düşünmedim. İki işi de bir arada götürebilirim diye düşündüm. Ama bu işin çok daha fazla ilgilenilmesi gereken bir iş olduğunu gördüm. O yüzden bu tarafa doğru yönelmeye başladım. Diğer işi de kardeşime devrettim. O ilgileniyor o tarafla. Aslında para kazandığınız ticarete hoşuna giden bir iş olduğu zaman, eğer seni tatmin ediyorsa, B planına, C planına gerek kalmıyor ama mevcut olan işi de bırakmak istemedim, devam ettirmek istedim. Yani biraz daha fırsat kovalayıcı dediğimiz tabir sana uygun o Aynen. zaman. Bir fırsat. Evet, demin yayın durduğu için. O zaman evet. Evet, demin yayın durduğu için tekrar aldık. Murat, sana bir istek gönderdim. Şimdi geliyor zannediyorum. Evet, duyuyorum şu anda. Neden anlamadım? Kulaklığım hata verdi. Yorumları kapatacağım arkadaşlar. Tekrar canlı yayın sonuna doğru her şey yolunda mı? Her şey Sesiniz yolunda. geldi ama şu an iyi, evet. Çok da keyifli gidiyorduk ya. Canlı yayın almış teknolojinin kurbanları. Çok da keyifli Evet. gidiyordu. Olsun, kaldığımız yerden devam edelim. En son kardeşini bıraktın, paralel yürüyor. Burada ben şeyi soruyordum. Burada seni yeni bir heyecan arayışı mı? Yani hep deriz ya, girişimci hep yeni yaratacağı, fark yaratacağı yerlerde tekrar tekrar o hazzı almak ister diye. Bu duyguyla mı yeni sektörlere adım atmak istiyorsun? Yoksa hayatında hep B planın Yok. olduğu zaman daha garanti mi hissediyorsun? Öyle demeyelim. Şöyle, olaya kesinlikle ticari olarak bakıyorum. Eğer bana bir geliri, benim verdiğim enerjinin karşılığını verecek bir durum varsa, eğer oraya da ayırabileceğim, hakkını verebileceğim bir işse, düşünebiliyorum, yapabiliyorum. Ama aksi takdirde hakkını veremiyorsam, layıkıyla yapamadığım hiçbir işe girmem. Yani biraz daha fırsat kovalayıcı dediğimiz tabir sana uygun o Aynen. zaman. Bir fırsat Evet. gördüğün zaman katma dersi alacağını düşünüyorsan ve alabileceğini düşünüyorsan sen orada varsın. Aynen öyle. O zaman gayrimenkul sektörüne başlangıç hikayeni de dinleyelim. Gayrimenkul sektörüne nasıl başladım? Ben aslında gayrimenkul sektörüne Kristal Gayrimenkul'ün yatırımcısı olarak başladım. Birkaç sene yatırımlarım oldu. Gayrimenkul danışmanım, Kristal büyümeye, şey yapmaya, franchise ofis vermeye başladığı zaman Kani Ağlar, Hamitler ofisini açtı.
Böyle bir teklifle geldik. Kristal'i ben seviyordum. Niye seviyordum? Para kazandığım bir yerde. Kristal deyince para kazanmak. Kazandıran mı şirket? Evet. Hep evet, para kazandıran şirket olarak görüyordum. Aslında o tarafı da cezbetti beni. Böyle bir teklif gelince de değerlendireyim istedim ama dediğim gibi ben bu sektöre girerken bu kadar ciddi bir organizasyon, bu kadar ciddi bir yapı olduğunu tam olarak bilmiyordum, görmüyordum onu. Sektöre girdikten sonra gördüm. Evet, ilgilenilmesi gereken bir sektör, mücadele isteyen bir sektör. Oradan başladık, sonra da kendimizi işte böyle okyanusa attık, devam ediyoruz. Ama şey değilim, yanlış bir karar vermiş değilim, doğru bir karar vermişim. İyi Evet, ki, zaten keşke daha o önce böyle bir teklif gelseydi, keşke daha önce böyle bir işe başlansaydı, çok daha iyi olurdu. gayrimenkul sektörüne girip 1-2 sene geçirdikten sonra bütün herkesten bunu duyuyorum. Keşke daha önce olsaydı. Keşke Evet, daha önce keşke. kapımı çaldıklarında o zaman kabul etseydi. Değil Evet. mi? Ya benim Herkes bunu kapımı söylüyor. çalsaydılar Evet, doğru söylüyorsun. gelirdim Kendi belli ortaklığınla Kristal bünyesinde direkt broker olarak başladın. Daha öncesinde bir yatırımcıydın. belki Gelen teklifi değerlendirdin ve broker olarak direkt ticari ihtiyaçla seni tatmin edeceğini düşündüğün bir noktada başladın. de. Sonra şu anda tek ofisin, brokerısın. Biraz daha anlatalım. Evet. Tabii tek ofisine gelmek şey oldu. Biraz dünya değişti. Hem bölge olarak yerimiz değişmiş oldu. Hem de konum olarak da yerimiz değişmiş oldu. Burası Bursa'ya daha fazla hitap eden bir bölge. İşte siz de biliyorsunuz, ofis olarak daha büyük, kadro olarak ekibimiz de daha büyük burada. Sorumlulukları daha büyük. Ama bu bana keyif veriyor, haz veriyor. Bu işte de sanırım diğer işlerimde ya olduğu gibi zirveye adımları atıyorum şu an. Yarısına geldim herhalde. Bir yarısı daha kaldı. keyifle güzel devam ediyoruz. İşte bir şu süreç biraz şey yaptı, sektörü yavaşlattı. Onun sıkıntısını yaşıyoruz. Sonuçta keyifli, güzel. Kristal ailesiyle birlikte olmak da güzel. 21. yüzyıla uyumlu, teknoloji olarak ileride olan. Şimdi bu yol haritasında iki yol vardır. Bir yol yapan vardır, bir de o yolda yürüyen vardır. Biz yol yapanlar tarafındayız. Sorumluluğumuzun da bilincindeyiz. Bu sorumluluk içerisinde yürüyoruz ve başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Zaten başarılıyız, daha başarılı bir duruma geleceğimize inanıyorum. Çok güzel söyledin. Yolu yapanlardanız. Evet, Murat Vatansever, evet, çok iyi bir iş adamı. Fırsat kovalayıcı. İyi bir tüccar. Ticaret hayatından geliyor. İyi bir aile babası. Arnavut. Değer yargıları çok yüksek olan biri. Ama aynı zamanda da beni çok şaşırtan bir hobim var. Offroad. Bundan da bahseder misin? Hobi diyoruz ama Edeyim. aynı zamanda da profesyonel olarak yapıyorsun sen bunu. Evet, hobi Yani olarak başladım. Sonra profesyonelliğe döndü. İlk zamanlar arkadaşımın arabasıyla onunla birlikte çıktık bir iki defa. Bana çok keyif verdi. Güzel bir mücadelesi olan, güzel bir keyif alan, bir de doğayla iç içesin, mücadele veriyorsun. Bir de başarmanın zevkini, keyfini yaşıyorsun. Ben de dedim bir araç alayım, bir yerden başlayayım. Bu bir iki kere çıktığımızda da zaten ekipteki araçlara baktım. Bu tek başınıza gittiğiniz bir şey değil, spor değil. İşte ekip halinde gidiyorsunuz. 5, 6, 10 araba, araç neyse o günkü program. Biraz gözlemledim o iki çıkışımda nasıl araçlar var, nasıl olması gerekiyor, işte güç mü olması gerekiyor, hız mı olması gerekiyor. Ona göre bir araç aldım. Ben de bu sporun içine dahil olmuş oldum. Ama
her seferinde hep mükemmeliyetçi olduğum için diyorum ki işte bir ilave daha olsun, şu güzellik daha olsun, ya buradan yürümesi için bu özelliği daha katmam gerekiyor, bu da olsun. Hakikaten çok mesai harcadım öyle bir şeyde. Bu sefer de fazla ileri gittiğim için baktım ben gidiyorum, diğerleri gelemiyor. O da hoş bir durum değil. Bu sefer... Bu tam anlaşılmadı. Yarışta öne çıkmanı sağlayan şeyler sağladın. Bundan evet. mı bahsediyorsun? Tatmin olmamaya başladım. Fazla ileri gittik bu şeyde. Ne olarak fazla? Teknoloji olarak fazla ileri gittik. Fazla ileri gittiğimizde ne yapıyoruz? Engellerden geçiyoruz. Engellerden geçerken arabanın modifikasyonuna göre senin arkandan gelen araç eğer ekip dağılıyorsa, o senin arkandan gelemiyorsa sen de gidemiyorsun anlamına geliyor. Geri dönmen gerekiyor. Baktık Anladım. biraz fazla. Sonra dedik biz bunu ne yapalım? Biraz daha profesyonel bir tarafa çekelim. Ne yapalım? Yarış ortamına çektik. Zaten yarışlar düzenleniyordu. Türkiye şampiyonasını kovaladık bir 4 yıl kadar. T-Mobile bir takımının teknik direktörlüğünü yaptım. Birinci, ikinci yıl biraz işi öğrenmekle geçti. O işin de acemisiydik, çırağıydık. Ama üçüncü yıl bir puanla şeyi kaçırdık. Türkiye şampiyonalığını kaçırdık. Ama dördüncü yılda 16 puan farkla Türkiye şampiyonu Birinci olduk. olduk. Evet. Biz bu hikayeyi dinledik. Daha önce dinlemiştiniz, evet. Aynen. Bir de Kristal Türkiye olarak bizi off-road yarışlarında da bir organizasyon düzenlemiştin. Orada da seyrettim. Evet. Aslında yarıştan daha ziyade hani yarış gibi görünüyor ama gerçek bir mühendislik zekası istiyor. O ekipin uyumunu istiyor. Çok değişik bir... Ya işte bizim ilk iki yılımız bu uyumu sağlamakla geçti. Orada ekip uyumu kesinlikle o birinci planda olması gereken bir durum. Bizim ekibimiz ilk başladığımızda farklıydı. İkinci yıl farklı oldu. Üçüncü yıl farklı oldu. Ama üçüncü yıl oturtturduk. Ekibi tam oturtturduk. Bu arada araçların da modifiye edilmesi gerekti. Hangi engelde, hangi şartlarda nasıl bir modifikasyon yapılması gerektiğini hep deneyimleye gördük. Her seferinde bir özellik kattık arabaya. Araziye uygun hale getirdik. O şartlara uygun hale getirdik. Artık 2013 yılında tam olarak çözdük. Her açıdan çözdük. 2016'da da şampiyon olduk. Ondan sonraki süreçte bitmedi. Biz yarıştan çekildikten sonra Bursa'nın Bask Kulübü var. Otomobil sporları ile uğraşanlar bilirler. Bask Kulübümüz birkaç spor dalını kapsıyor. Yelken var. Denizaltı sporları var. Bisiklet var. Bir de offroad var. Offroad tarafını da bize devrettiler. Dediler siz artık bu işi yapan bilensiniz. Bu tarafını da size devredelim. Bursa'daki organizasyonların hepsini biz yapıyoruz. Offroad ile ilgili. Yılda iki kere organizasyonumuz oluyor. Bir baja yarışımız oluyor. Bir de trial yarışımız oluyor. Sizin gelmiş olduğunuz trial yarışıydı. Fadılı'daydı sanırım. Hendekleri aşma vesaire evet, o organizasyon. Evet. Diğeri ekip, bahsettiğin isim hız herhalde biraz baja, biraz evet hızla dayalı ve orada ekip yok. Tek araç yarışıyor. Ama o şeyde trialde çift araç dört kişi yarışıyorlar sana orada. Sana hangisi daha çok hitap ediyor? İkisinde farklı keyifleri, zevkleri var. Offroad baja hıza dayalı. Aslında benim bir orayı bir 4 yıl kadar da bir rally tecrübem oldu. Bursa'da çeşitli yarışlara girdim. 95'li yıllardan bahsediyorum. Hızı da seviyorum ama belli bir yaştan sonra sanırım yavaşlamak daha iyi oluyor. Offroad biraz daha yavaş, daha keyifli bir daha keyifli evet çok daha keyifli. Kamp var. Sosyalleşme var, dağ var, doğa var, çok güzel bir ortamı var. Sanırım bizim yaşlardaki insanlar için offroad biraz daha
keyifli bir alan. Bir de yani bütün takım sporlarında öne çıkan bir şey bu. Şirketlerin yönetiminde liderlik, vasıflarını, kaslarını geliştiren, öncülük etmek vesaire. Şimdi mesela incelediğimiz zaman ekip uyumunun ne kadar önemli olduğu orada belli zaten. Bu kaslar güçlenmiş sende ve o büyük ihtimalle orada güçlenmiş. Eksiklikleri tamamladık dedin ya, işte bir sektöre girdiği zaman yeni birinin sürekli kendini geliştirmesi, eğitim, yetkinliklerin, uzmanlıklarını arttırma konusundaki ilerleyiş ve ekibin uyumu bir araya geldiği zaman zaten başarı, sonuç geliyor. İşte 4 senenin sonunda geldiğiniz noktada da orada. Ve şu anda da yine Türkiye'de o takım olarak parmakla gösteriliyorsunuz diyebiliyorum. Kesinlikle. Trial'de. Evet. Peki seni yani oradaki tutkunu sağlayan o maceracı tarafın mı? Yoksa işte o engelleri aşmanın verdiği mücadeleci taraf mı? Yoksa rekabet duygusu mu? Hani orada seni sen yapan ne buluyorsun? Herhalde başarıyı... Seni sen yapan özellikleri de sormuş oldum bu soruyla birlikte. Başarı odaklıyım. Sanırım oradaki mücadelelerde de işte hem bir rekabet var. O da hoşuma gidiyor. Rekabeti de seviyorum. Hem bir şeyi başarmak keyif veriyor. Onu da yaşamış oluyorum. O ikisini de yaşamak bana keyif veriyor. Evet. Şu an biraz Kristal Tek'ten bahsedelim. Kaç kişilik bir ekipsiniz? Ne farklar sağlıyorsunuz? Nasıl farklılıklarla öne çıkıyorsunuz? Ekip olarak gücünüzden sen ekibine dahil olacak kişileri seçerken olmazsa olmazı neler? Nelere dikkat ediyorsun? Bunlardan da bahsedersen sevinirim. Kristal Tek ekibi 26 kişilik bir ekip. Gayrimenkul danışmanı olarak. Olmazsa olmazımız yani buraya gelen arkadaşlarımızın mücadeleci olmasını, işini sevmesi, işine inanması gerekiyor. Ekibimizi büyütmek için büyütmüyoruz. Hakikaten bu işe gönül veren, girişimci olan arkadaşlarla beraber yürümeye çalışıyoruz. İşimiz sonuçta paylaşmak. En güzeli paylaşmak. Biz de teknolojiyle destek vermeye çalışıyoruz. Hem bireysel olarak, hem ofis olarak, hem de genelde Kristal Türkiye olarak burada en güzel adımları atan taraftayız. Piyasadan farkımız var. Alışılmış, bilinmiş bir sistemle değil. Yorucu taraflarını bir tarafa bırakıp yeni bir sistemle daha kazançlı olabileceğimiz bir düzen içerisinde ilerlemeye çalışıyoruz. Evet, ilave etmek istiyorum. Milli değerlere sahip çıkarak kurumsal bir marka oluşturdu Kristal Türkiye markası. Adında Türkiye var. Evet. Dolayısıyla bizi farklı kılan çatı olarak bence değil mi? Yerli ve milli olması. Bu. Evet, evet. Evet. Ve bu değerleri de yaşıyoruz. Bu. Yaşıyoruz, kesinlikle yaşıyoruz. Birbirimize destek oluyoruz gibi. Senin evet, için bir de bizim için büyük bir avantajımız ne diyeyim, baba hoca bursa olan bir marka. Değil mi? Evet. Buradan çıktı. Evet. Buradan çıktığı için bizim Bursa'da biliyorsunuz 5 tane ofisimiz var. 5 ofisimiz arasında da sanki bir ofismişiz gibi bütün gayrimenkul danışmanları, bütün profesyoneller bir arada ticaretlerini yürütüyorlar. Bu büyük bir avantaj. Tek yürek olmuş şekilde aynı amacı, aynı evet. Hedefe yürüyerek çalışıyoruz. Bu da gerçekten bulunmaz Sint kumaşı sektörde. Çok sen çok etik değerleri yüksek bir adamsın. Yani seni tanıdığım an itibariyle bugüne kadar 2 senelik bir paylaşımımız oldu. Ve birçok noktada hani özelde kalsın onlar söylemeyeceğim. Ne kadar sosyal sorumluluklara değer verdiğini, işte etik değerlerinin çok yüksek olduğunu, ahlaki değerlere çok değer verdiğini, kırmızı çizgilerinin olduğunu, prensiplerinin olduğunu çok iyi biliyorum. Burada neye tahammül edemiyorsun ekipteki insanlarda? Mesela tahammül edemediklerin ve olmazsa olmazların. Ya ilk önce tahammül edemediğim insanların yalan söylememesi, dürüst olması, onu söyleyebilirim. Bir de
hani geçmişimi de bakarak gördüğünüz gibi tembelliği sevmem. Aynen. Ben çalışan biri olarak etrafta ekibimdeki arkadaşlarım da veya arkadaşlarım herkesin bu konuda şey olmasını isterim, çalışkan olmasını isterim. Tembelliği kesinlikle kabul etmiyorum. Zaten sektörümüz de bunu kaldırmıyor. Her zaman hareketli olmamız gerekiyor, dinamik olmamız gerekiyor. Ama hayatın bir parçası da bu zaten. Ne kadar durağan olursak, ne çağırırsak o olur. Ne kadar hareketli. Geldi. Görüntü gitti mi? Yürü, şu an gayet iyi. Geldi. Ne çağırırsak olur. Neye inanırsak olur. Ne Hareket çağırırsak bereket olur. getirir. Evet. Evet. Bu korona döneminde ne gibi değişiklikler yaptın? Öngörülerin neler? Yani bu öngörüleri de hem yatırımcı ayağından, hem broker ayağından, hem hala senin devam eden, bu arada orayı es geçmek istemiyorum. Şu anda hala devam eden sadece gayrimenkul değil, ayakkabı aksesuar işi devam ediyor. Aynı zamanda bir şirketin daha var. Evet. Profesyonel apartman ve site yönetimi şirketim var. Yani B hayal, B planı değil, C planını da sen harekete geçirmiş durumdasın. Yo, o da Hepsiyle uzun ilgilenmek zor olmuyor mu? Çok bölünmüyor musun? Yorulmuyor musun? Yok, şöyle uzun dönemdir yapıyorum. Apartman ve site yönetimi işimiz de 2008'li yıllardan beri var. Eğer işi profesyonelce yürütürseniz sıkıntı olmaz. O işi yürütebilecek bir sorumlu varsa işin başında bana yalnızca önemli yerlerde karar vermek, karar almak kalıyor. İki işimin de başında profesyonel insanlar var, işi yürütebiliyorlar. O yüzden sıkıntı yaşamıyorum, bir problem yaşamıyorum. Onlarla ilgili, dönemle ilgili bir de şey sordunuz herhalde. Korona dönemiyle ilgili öngörülerini hem yatırımcı ayağı hem Evet. danışman profesyonel arkadaşlara tavsiyelerin, senin öngörülerin. Ne gibi Orada önlemler aldınız ve ne şimdi planlıyorsunuz? biz sektör olarak, yani her sektörün bu dönem için alması gereken önlemler var aslında. Bu hangi branş olduğuyla ilintili. Eğer sanayici ise ya da imalatçı ise ürün yelpazesini genişletmesi gerekiyor. Eğer bizim gibi hizmet sektöründe ise bizim de hizmet tarafında bir yelpazemizi açmamız gerekiyor. Biraz daha farklı hizmetler vermemiz gerekiyor. Eğer bir değişim sürecine girdi aslında dünya, bu korona süreci kolay atlatılabilecek ya da atlatılabilecek bir şey değil. Bir eserleri kalacak diye düşünüyorum. Bize getirdiği avantajlar da olacak, dezavantajlar da olacak. Biz burada önceden aslında bildiğimiz, yapabildiğimiz şeyler vardı ama yapmıyorduk. Mesela bugün yaşadığımız durum, Zoom'la ne yapıyoruz? Bağlantı yaptık, bir toplantı gerçekleşti. Bu Zoom yeni çıkmadı aslında, yıllardır var ama bu Doğru söylüyorsun. kullanılmıyordu. Şimdi artık kullanılabilirliğini anlamaya başladık. Bizim gayrimenkul sektöründe de müşteriye sunmamız gereken bir takım hizmetler olması gerekiyor bu konuda da. Ne oluyor? İşte izolasyon diyoruz, işte temas etmesin, sosyal mesafe diyoruz. Eğer portföye gidemiyorsa müşteri, portföyü ona götürebiliyor olmamız lazım. Evet. Bunu yapabilir, ne yapıyoruz? İşte kısa video çekimlerimiz oluyor. Portföyle ilgili bilgileri yüklemiş oluyoruz. Bunu ya bir linkte paylaşıyoruz ya da WhatsApp grubu şeyinde göndermiş oluyoruz. O bir takım soru işaretlerini gidermiş oluyor. Bir de burada müşterilerimize sağlamış olduğumuz bizim bir takım aldığımız önlemler var zaten şeyle ilgili, korona ile ilgili. Ne yapıyoruz? Portföylere aslında şu anda müşterilerimize en fazla ihtiyaç duyduğu bir dönem. Aynen. Satmak istediğinde veya almak istediğinde çok fazla insanlarla temasa geçmeden aradaki tampon biz olabiliyoruz. Bu hizmetleri Bizim yerine işimiz bu, getirebiliyoruz. yapacak bir Evet, şey yok. evet. Ve sonuçta da profesyonel bir destek almış oluyorlar. Doğru bir hizmet almış oluyorlar. Bu dönemde bunun avantajlarını görüyoruz, yaşıyoruz. Bir takım şeyleri de artık hayatımıza
almak durumundayız. Belki de bunlar bize fayda sağlayacaktır. Biz ne yapıyorduk? Önceden hani bir portföy satılıncaya kadar belki 10 kere, belki 15 kere bir gösterim yapılabiliyordu. Bu teknoloji sayesinde, yani bunu kullanmaya, hayatımıza sokmaya başladığımızdan sonra bu gösterimler düşebilir. Eğer video görüntüsünü müşteri gördüğünde daha net bir karar verebilir, olumlu ya da olumsuz yönde. Biz de bu gösterim olayları düştükten sonra ne yapıyoruz? Hem nakit avantajımız oluyor, hem vakit. En önemlisi de vakit. O vakiti de işimize ayırabiliriz. Ya zaten teknolojinin temel faydası nedir? İş gücü ve zaman maliyetidir. Dolayısıyla bunu düşürdüğümüz noktada herkesin kazanımına, sadece biz emek harcayan taraf olarak, işi yapan taraf olarak bize değil, alıcı adayına da ciddi fayda. Yani oraya gidinceye kadar yolda harcadığı zaman, nakit, kesinlikle, aynı zamanda bir nakit harcaması da var o aşamada. Bunlara gerek kalmadan, ya da bugünkü Zoom toplantısı, yani fark etmiyor. Aynı verimlilikte, hatta daha odaklı bir şekilde verimli kullanabiliyoruz fark etmişler. Yani 5 haftadır bu toplantılarını sürekli yapıyoruz. Daha odaklı halde oturduğumuz yerden anlık bağlanabiliyoruz. Yani bundan daha öte bir zaman kazanımı olabilir mi? Çok keyifli. Evet. Bu alışkanlıklarımızın güçlenmesi tabii ki bizde gelecek iş yapış şekillerinde, özellikle teknolojinin girmesiyle zaman ve iş gücü azalımı noktasında çok fayda sağlayacak. Yani önceden dediğin gibi 4-5 tane portföy gösterimi yapabiliyorsan bir gün içerisinde, şu an videolu görüntüyle 10 taneye çıkarabilirsin bu gösterimi. Kesinlikle. Yeter ki kişinin orada olma hissini uyandırabilecek altyapıyı kullanalım. İşte 3 boyutlu ya da drone çekimi ya da video çekimi gibi. Evet. Yatırımcı ile alakalı olarak öngörülenen ne gibi tavsiyelerde bulunuyorsun yatırımcı müşterilerine? Yatırımcı müşterilerimize nasıl? Aslında yaşamış olduğumuz 2020 yılı için ekonomistler de zaten daha önceden konuşmaları şeydi, bir resesyon yılı olacak diye görünüyordu. Şey için, ülkemiz için konuşmuyorum, dünya için konuşuyorum. Onun üzerine bir bu korona, Covid-19 olayını yaşadık. Bunu yaşadıktan sonra da bu sefer bu tahminler biraz daha sertleşmeye başladı. Avrupa ülkelerinde %5-5,5 oranında 2020 için bir daralma olacağı öngörülüyor. İspanya ve İtalya gibi ülkelerde bu oranın çok daha fazla yukarı çıkacağı öngörülüyor. %10'lara çıkacağı öngörülüyor. Bunlara bağlı olarak tabii bu bizi dolaylı da olsa etkileyen bir durum, ülkemizi etkileyen bir durum. Ama bizim şöyle bir, yani Cumhurbaşkanımızın iki kere açıklaması oldu. İlk bu Covid-19 Mart başında açıklamasını yaparken 21. yüzyılın Türkiye için fırsata dönüşeceği, ekonominin iyi olacağı bir dönem olacağı mesajını verdi. Sonra geçenlerde bir bakanlar kurulu toplantısından çıktıktan sonra da işte 2023 yılı hedeflerine ulaşacağımızı, hatta daha iyi, daha güzel şeyler olacağını mesajını verdi. Burada sanırım son dönemde Çin'e karşı bir güvensizlik oluştu. Tedarikçi zincirlerinde bu tarafa doğru, ülkemize doğru kayabileceğini düşünüyorum. Tamam. İçe döneceğiz yani. İçe evet. Dönüp üretime ağırlık vereceğiz. Ve bu da bizi yukarıya taşıyacak. Evet. O Çin belki de belli bir pazarını da biz ele geçirmiş olacağız. Bu da ülkemizde kriz olmayacak anlamına gelmiyor. Yani her şey çok güzel olacak anlamına, ama biraz daha uzun vadede daha güzel şeyler olacağını gösteriyor. Bu şey ya, bu krizden sanırım güçlenerek çıkacağız. Hem ülke öğrenelim olarak, evet, öğrenerek. Gayrimenkul sektörü de öyle olacak. Bunlar her zaman bir fırsattır gayrimenkul sektörü içinde. Buradan kazançlı çıkacağız, güçlenerek çıkacağız. Yatırımcı için şimdi dolar tarafını düşündüğümüzde dolar bayağı bir prim yaptı. Bir taraftan da Amerika 2 trilyon 200'lük bir şeyi, para basacağını beyan etti. Zaten basıyor. Bu para basması da ne demek? Enflasyonu pompalaması. Enflasyon pompaladığı zaman da onun para biriminin
değerinin düşeceğini gösteriyor. Şimdiye kadar ülkemizde daha algılanmadı, bu oralara gelmedi ama Yükseliyor hala. yükseliyor ama ekonomistler çok daha fazla yükseleceğini öngörmüyorlar, öyle diyeyim. Borsa olayında hani yatırım aracı olarak bir dövizimiz var, borsamız var, bir de gayrimenkulümüz var. Borsa tarafında da mutlaka öne çıkan hisseler olacaktır. Bu dönemde para kazanan hisseler oldu. Normalden daha fazla para kazanan, bilançoları daha iyi gelecek olan hisseler var. Öne çıkacak olan hisselerde kesin bir hareketler olacak. Ama ben genel piyasa için, genel borsa için çok iyi olacağını düşünmüyorum. Hani anlık yükselişler olabilir ama ileriye dönük kesinlikle biz bu durgunluğun sancısını göreceğiz, yaşayacağız borsada. Evet. Daha O uzun soluklu yüzden projeksiyonlar yapılması gerekiyor borsada. Şu yapılması an çok gerekiyor. kaygan zemin. Neyin Evet. ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Çok ciddi bir belirsizliğin içerisindeyiz tüm dünya olarak. Evet. Daha Gayrimenkul, içindeyiz. evet. Gayrimenkul tarafında daha avantajlı olacak yatırımcılar. Benim aslında gayrimenkulle ilgili birkaç istatistiğimi de söyleyebilirim, sizinle paylaşabilirim. 2019 yılında bir önceki yıla göre satışlar %20 civarında düşmüş. İlk çeyrek için bu bilgileri size sunuyorum. Bu düşüşün sebebi de biliyorsunuz ülkede bir durgunluk oldu. İşte faizlerin yükselmesi. Aynen. Evet, bir de imalat durdu inşaat sektöründe. Doların yükselmesiyle, şeylerin enflasyonun yükselmesiyle maliyetler yükseldi. Maliyetler yükselince de inşaat sektörü de bir durağına geçti. 2020 yılında faizlerin geri gelmesiyle sanırım hepimizin de gördüğü gibi 2020 yılında Türkiye ekonomisinde bir canlanma oldu. Birçok sektörde bir hareketlilik oldu. Belki de bunu harekete geçiren yine şey oldu. İnşaat sektörü oldu. Bir de kredi faizlerinin de geri gelmesiyle %35 oranında ilk çeyrekte bir yükselme yaşadık. Satış el değiştirme oranı yaşadık. Evet, Ocak ve Şubat ayına baktığımızda oran daha da yüksek. O Mart'ın ilk haftasından ve Mart'ta ilk çeyreğe girdiği için düşüyor aslında o %35. Doğru değil Evet. mi? Evet, Yani Ocak, Şubat'ta çok daha yüksekken yüksek. Mart'ta biraz ibre geri dönüyor. Niye dönüyor? Koronadan, Covid-19 evet, koronadan. o Mart'ın 11'inde Evet. açıklanması nedeniyle birlikte. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Aslında bu önemli bir şey. Analiz yaparken bir sıfır, yani birinci el değiştirimi var. Bir de ikinci el konut el değiştirimi var. Evet. 2018 yılında ikinci el konut el değiştirme oranı birinci ele göre %34 fazlaymış. Evet. 2019 yılında %50'ye çıkmış. 2020'de de %138'e çıkmış bu oran. Evet. Kredi Sebebi faizlerinin de düşmesi de ona etkiledi tabii ki o, hareketi ama en kabarttı. büyük sebep burada imalatın durması. Durmuştu. Yeniden başlaması. Bundan sonra inşallah başlayacak, şu dönemi atlattıktan sonra başlayacak. Yeni imalatların olmaması sanırım arzı karşılayamamış olacak. Yani daha fazla talep, daha fazla gelirse bu, hem bir kriz dönemindeyiz şu anda ama imalatların yetersiz olması belki de fiyatların çok geri gelmeyeceğini işaret olabilir. Gerçi Evet, bu şu özellikle dönemde şeyi de çok birinci el için fark, konuşuyoruz bunu tabii. evet, Özellikle. Hı. şu anda da eğer sen de farkındasındır, değişik talepler başladı konutlarda. İnsanlar hep evde dura 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 evin eksiklerini görmeye başladılar. Daha sosyal alanı daha fazla olan, işte bahçesi olan, çocuklu insanların da çocuklarının eğlenebileceği ortamlar olan evler aranmaya başladı. O tip evler bir öncekine göre bir tık yukarı bile çıktı fiyatları diyebiliriz. Siz de görüyorsunuz zaten. Aynen öyle. Villa, bahçeli ev. Ciddi bir Evet. talep var. Ciddi bir Yaşam talep var. şekilleri değişmeye başladı insanların özellikle. Evet, bu hayata ayak uydurmaya başladık diyebiliriz.
Şimdi dediğin şey çok doğru. Evde otururken insan eve mi sarıyordur nedir? Eksikleri, ihtiyaçları belirledikçe ya da kısıtlandığı kısım onunla hangi noktada kısıtlıyorsa. Atıyorum balkon yok, balkon ihtiyaçları ev. Balkon. Balkonu var, terası da olsun ihtiyacı. Terası var, bahçesi olsun ihtiyacı. Ya da ailesine çok uzak olduğu için anneyi babayı kontrol edemiyorsa eğer uzak kaldığı için ona yakın hani duygusal ihtiyaçlar sadece şey değil. Aynı zamanda duygusal ihtiyaçlarla da yaşam şekillerini değiştirdikleri gibi yaşam alanlarını da değiştirme ihtiyacı var Değiştirmek ve biz istiyorlar. bu dönem içerisinde ilk 15 gün sadece bir zorluk çektik açıklandıktan sonra. 15 günden sonra talepler çok yoğundu ama tabii ekip arkadaşlarımızın da çok dikkatli çalışması gerektiği için biraz şey düştü. Buna katılıyorum. Gayrimenkul sektörü ciddi bir ivme kazanacak bu anlamda. Evet. Murat şey Batuhan bir soru sormuş. Gayrimenkul sektöründe Murat Bey'in hedefi ne? Olmazsa olmazı ne? Biz onu sorduk aslında olmazsa olmaz. Sen dürüstlüğe çok önem veriyorsun. Ama hedeflerin içerisinde olmazsa olmazı sormuş olabilir. Öyle bağlayalım biz. Bir de örnek aldığı kişi kim demiş? Ben bu sorunun cevabını ne vereceğini biliyorum. Ama sen söyle. Bu sorunun cevabını örnek aldığım kişi derken şey mi, ticari olarak mı? Şimdiye kadar benim bu Yaşantı konuda olarak da düşebilirsin. Yani mentorun kim? Örnek aldığın kişi kim? mentorum hep babamdı, her zaman babamdı. Örnek aldığım Ben kişi oydu. biliyorum. Evet. Notan da yazmış zaten babam diyecek diye. hedefim de tabii ki başarı, en iyisi olmak. Her zaman her sektörde olduğu gibi bu sektörde de en iyisini yapacağıma inanıyorum en kısa zamanda. Hedefim bu. En iyisi Başarmak. olmak diye Batuhan'cığım detay mı istiyorsun? Evet Murat detay. En iyisi derken en kalabalık ekip, en yüksek ciro, en mutlu ofis işte ya da atıyorum hedef benim danışmanların hepsinde şu kadar ciro vesaire. Hani gayrimenkul Yok. sektöründeki hedefi sen de buna en iyisi olmak diyorsun. Senin için en iyisini Yalnız tanımlar mısın? evet şey gayrimenkul sektöründe de diğer sektörlerde ne kadar iş yaptıysam benim için en iyisi olmak ilk önce en iyi hizmeti veren olmak. En iyi hizmeti verdiğiniz zaman en başta bu önemli. Bunu verdiğiniz zaman zaten geriye kalan talepleriniz otomatik olarak geliyor. Kendisi geliyor. Kendisi geliyor. Bizim ilk hedefimiz, amacımız bu. En iyi hizmeti en kaliteli gayrimenkul danışmanlarıyla, en kalabalık gayrimenkul danışmanlarıyla En yapıp yüksek ciroyla, en evet. yüksek cüreyle başarıya ulaşmak. Evet arkadaşlar sorularınızı alalım lütfen. Kıymetli Murat Vatanseverle beraberiz. Yorumları açtım. Açın dediniz bana. Soru gelmedi. Ben sorularımı bitirdim. Senin ilave etmek istediğin bir şey var mı? Benim. Evet senin. Ben bir de şey söyleyeyim sana. 50 yaşına geldiğin zaman nerede istiyorsun? Kendini nerede görmek istiyorsun? Yani hep 50 de artık şu an çok genç bu arada. Biz hep 50-50 derdik. Ama ben 40 yaşındayım. Sen 44 yaşındasın. 50 demeyelim ona. 75 diyelim. Yani artık biraz daha kendimiz elimizi ayağımızı çektiğimiz noktada çalışma ve üretme anlamında. İnşallah Japonlar gibi hiçbir zaman üretmekten vazgeçmeyiz. Vazgeçmez. Profesyonelden uzaklaşsak da bir bahçemizi ekerek yine üretiriz. O ayrı bir konu. Ama kendini nerede görüyorsun? Ama sonuçta şu an orada da model olarak yine babamı alacağım. Hadi aldım. Babam bunu çok güzel yaptı. Zaten iş yükü olarak uzun zamandır yükü üstlerinden attı, üzerimize bıraktı. Ama yanımızdaydı. Şu an demeyeyim, 10 yıldır kendisi ne kadar güzel bir bahçesi var, güzel bir evi var. Orada bahçesiyle oyalanıyor ama her zaman da bilgiye ihtiyacım olduğu zaman, desteğine ihtiyacım olduğu zaman silkeleyip meyveleri toplayabileceğim bir durumda. Ben aslında onun şu anki durumuna özeniyorum. Diyorum ki öyle bir zaman oldu, o zamana geldiğinizde ben de bir bahçeyle uğraşayım, elimi ayağımı Sen çekeyim. kimlere vereceksin işleri? Damatları mı Nasip. bırakacaksın? Babam ne güzel iki tane erkek evladı bırakmış.
Evet. Kızlarıma bırakacağım de. Erkek gibi kızların olur inşallah. Ben bu cümleyi Evet. sevmiyorum. Erkek gibi ama neyse. Senin gibi böyle mücadeleci, girişimci, hayata kendileri tutunan, ayaklar üzerinde duran onlara emanet edersin. Mustafa bir Evet. soru sormuş. Kendini yalnız hissettiğin anlar olduğunda ya da motivasyonun düştüğü anlarda nasıl motive olur diye. Yani o sordu, sen cevap verdin okumadan, farkında olmadan. Anladığım kadarıyla işte baban seni silkeliyor, ona gidiyorsun, danışıyorsun. Çok Evet. şanslısın bu anlamda. Evet. Ada eksikliğini göstermesin inşallah. Amin, amin. Tüm hepimizin büyüklerinde. İnşallah. Başka sorunuz yoksa vaktimiz de doldu. Daha fazla Murat'ın vaktini almak istemiyorum çünkü iftar çok yaklaştı. Ailesiyle açmak isteyecektir. Murat, öncelikle ben vakit ayırdığın için bu güzel sohbete çok teşekkür ederim. İnsanların seni daha yakından tanıma fırsatı verdiğin için de teşekkür ederim. Hani Kristal Türkiye bünyesinde ilk başladım. Ben samimi samimi konuşacağım gene. Bunu herkes dinleyebilir. Biraz daha uzak durduğun isimlerdendim. Daha yani duruşun nedeniyle davranışsal olarak daha böyle daha kendini geride tutan, işte nasıl diyeyim, örnekleme de yapamıyorum da işte neyse, biz biraz daha Evet. çılgın, gülerek, samimi vesaire, sen daha oturaklı, daha ağır abi, ha örnek tuttu. Evet. Bu davranışlar nedeniyle biraz daha çekinerek uzak kaldığım biriydin ama zaman içerisinde yaptığımız paylaşımlar, senin ticarete bakış açın, özellikle ahlaki değerlerin, her sosyal sorumlulukta içerisinde olman, yani o güzel yüreğin vesaire, bunlarla birlikte biz bambaşka bir dostluk edinmiş olduk. Benim için gerçekten Kristal Türkiye'nin yine en büyük kazanımlarındansın. İyi ki yollarımız bu anlamda aynı çatıda birleşmiş, buluşmuş. Ve seninle rekabet etmek çok güzel. Bunu söylemeden edemeyeceğim. Çok güzel, ortak değerlerle bu şekilde didişmemiz çok daha keyifli hale, oyun haline getiriyor. Birbirimizi motive etmemizi sağlıyor. Daha çok bize gaz veriyor, daha çok yolumuzda koşmamızı sağlıyor. Bu anlamda eşlik ettiğin için de yürekten teşekkür ediyorum. Kesinlikle bu güzel duyguları paylaştığınız çok teşekkür ederim, sağ olun. Bursa'da güzel bir oluşum içerisindeyiz. Güzel bir iş içerisindeyiz. İnşallah daim olur. Hep Amin. birlikte tatlı rekabetimizi sürdürerek devam ederiz inşallah. Aynen. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, eksik olmayın. Dinleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Evet. Herkese iyi iftarlar diliyorum. Görüşmek üzere. Ailene ve kızlara Görüşürüz. selamlar. Hoşça kal. Baş Çok üstüne teşekkürler. görüşürüz. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Evet arkadaşlar, katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Bugün korona günlerinde girişimci sohbetlerin üçüncüsünü gerçekleştirdik. Tek ofisimizin broker'ı Murat Vatansaray ile beraberdik. Çok da güzel sohbetler edindik. Kendisi gerçekten çok deneyimli, profesyonel ve birçok sektörde yer almış ticaret adamıdır. Deneyimleri ve görüşleri bizim için çok değerliydi. İnşallah bir nebze de olsa birilerinize bir faydamız dokunmuştur, küçücük de olsa. Herkese iyi dileklerimle hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.